Arkadaşlar, buz gibi bir İstanbul sabahından herkese merhabalar. Ben Mehmet Berberoğlu. Ben Ersan Ars. RSQ8'le beraberiz. Çok istediğiniz, çok sorduğunuz bir araba. Evet. Bugün aslında RSQ8'i biz alıp karda çekmek istiyorduk. Fakat bu otomobile uygun kar lastiklerini bulamadık. Değil mi? O bir evet. Hikaye. Evet, evet. Yani üzerinde şu an 23 inçlik bir jantlar var. Dinamik spor paketle gelen jantlar ama asfalt lastiği karda yürümeyeceği için Kartepe'ye gidemedik. O yüzden size bugün Yoros Kalesi'nden yine sesleniyoruz. Güzel bir program olacak fakat gerçekten soğuk. O yüzden hızlı hızlı abi arabaya evet. Girelim. RSQ8 Audi'nin hangi platformunu kullanıyor grubunun? Volkswagen grubunun MLB Evo platformunu kullanıyor. Aynı platforma sahip Bentayga var. Urus var. Lamborghini Urus, Porsche Cayenne var. Ve üzerinde 4 litrelik. Aslında onu gel motoru açıp gösterelim hemen. Hadi. Abi. Gel hemen kalbinden başlayalım arabanın. Buz. O yüzden birazcık böyle kısa keseceğiz dışarıyı. Soğuk ama. Evet. Arabanın kalbine gelirsek, ellerimi de şuraya koyayım abi. Sıcacık. Sıcak sıcak. 4 litre V8 çift turbo 590 beygirlik. 800 Nm'lik. Bir canavar var kalbinde. Yalnız turboların yerleştirilmesi falan çok farklı bu arabada. Nasıl evet. Bir setup var arabada? Şimdi bu arabada şöyle bir setup var. Audi bu arabayı geliştirirken turboları, çift turbo, twin scroll turboyu V'nin içine yerleştiriyor. 90 derece V bir makinamız var. Turbolar bunun içinde. Turboların yani biraz çift çalışma mantığı var gibi. 2200 devirin altında düşük bölüm, 2200 devirin üstünde de yüksek basınç. Küçük turboyu 2200'e kadar çalıştırıyor. Ondan sonra da büyük turboya geçiyor. Bunun dışında silindir kapatma özelliği de var bunda. Biliyorsunuz evet. Yani çok ekonomik bir ihtiyacınız yok bu arabada. Yani 4 litre V8 spor kullanım için aldığınız bir arabada silindir kapama var. Cylinder on demand diyor buna Audi. 2, 3, 5 ve 8. silindirleri eğer ihtiyacı yoksa kapatıyor. Aynen. Bir de mild hybrid 48 voltluk bir elektrik motoru var üzerinde. Yalnız bunu şarj etmenize falan gerektiği yok. Sürekli zaten çalışıyor. Start evet. Stop'ta seni destekliyor. Kalkışlarda startta, destekliyor. Evet, evet. Mild hybrid'i de koymuşlar yakıt tüketimini düşürmek için. Çünkü çok ciddi bir yakıt tüketimi var. Ona da içeride bakarız abi. Evet. Bir iki aslında teknik şey daha var. Çok ince detaylar. Kare bir yanma odasına sahip 86 bore stroke veriyor teknik değer olarak. Artı silindirlerin üzeri özel bir maddeyle kaplı 150 mikrometre kalınlığındaki mühendis bir anlatıyor gibi. Mühendis. Bir kaplama var. Özellikle o yüksek süratte sürtünmeyi düşürmek için. Farklı bilgiler vermeye çalışıyorum. Çünkü herkes kesinlikle abi. Anlatıyor arabayı. Böyle değişik şeyler daha güzel oluyor. Bu arada motor kapağı işte burada kırmızı çizgileri koymuşlar. Agresifliği anlatmak için. RSQ'ye bindiğini göstermek için. Bu arada aynı motor S8'de kullanılıyor. Audi S8'de kullanılıyor. RS6'da kullanılıyor. RS6'da kullanılıyor. Bentayga'da kullanılıyor. Urus'ta kullanılıyor. Urus'ta kullanılıyor. Ya evet, Volkswagen Group bunu çok yapıyor abi ama farklı beygirler uyguluyor. Farklı turbo basınçlarıyla arabayı gücünü arttırıyor ve düşürüyor. Hemen abi arabanın önüne gelelim. Black Optic karbon paket var bunda. Karbon paket olduğu zaman paket. Ne oluyor? Oktagona karbon detaylar koyuyor. Dikiz aynalarında karbon detaylar var. Ayrıca şimdi mesela buradaki petekler şöyle bir şey var. Audi aslında bir rally markası. 1980'lerde Quattro'yu geliştiren ve rallilerde fırtına gibi esen bir marka. İşte buradaki bu oktagonal yapı aslında bu rally otomobillerine atfen yapılmış. Aynen abi. Hemen önüne gelelim. Ya yine her zamanki benim takıldığım noktalara geleceğiz abi. Izgaralar çok güzel ama aşağıya yine fake ızgaralar koyuyorlar abi. Bu fake ızgara olayı. Ya neden abi? Bırak aç orayı. Aç, oradan da hava alsın araba sonuçta. Lazer led farlar var. Çok güzel bir karşılaması var. Mesela gene bu arabaya özel has bir şey söyleyeceğim. İlk defa lazer light kullanılan önde ve arkada ilk SUV. Böyle evet. Daha önceki bir SUV'de kullanılmamıştı. Bu arada başka ilkler de var bu arabada. Mesela bu araba Nürburgring'i en hızlı dönen arabaydı çıktığı zaman. Haziran'a kadar. Haziran ayında Porsche Turbo GT liderliği aldı bu arabadan ama bu araba Nürburgring'i 7.42'de dönüyor. 7 dakika evet. 42 saniyede çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Bu arada 2319 kilo ağırlığındaki bir SUV'den bahsediyoruz. Nürburgring'i döndü diyoruz. Aslında çok ilginç. Çok yani. İlginç. Urus'la çok karşılaştırıyorlar bu arabayı. Hemen biz de karşılaştıralım. Yani evet, Urus'la aynı araba bu araba. Bu arada Urus'la aynı. Urus sadece 100 bin dolar daha pahalı. 50 beygir daha fazla. 50 beygir daha fazla. Aynı motora sahip. Şanzımanları bunda 8 ileri ZDF var. Bunu şanzımanını ZDF'den almışlar. Artı çizgi olarak bakarsak yani tasarım detayı olarak bakarsak Urus daha sportif. Kesinlikle. Audi'de o şık sadelik. Hakim. İçi de farklı Urus'un tabii ki. Yani Urus'la bunun içi kıyas kabul etmez. Urus bence daha yakışıklı. Bu araba daha sade ve sessiz kalıyor. Sleeper'a daha yakın bu araba. Fakat şöyle bir şey var. Bunun Shimi'nin test ettiği ABT versiyonu var. Yeşil, muhteşem bir renk. ABT versiyonu çok yakışıklı bence. Onu da söylemeden geçemeyeceğim.
Hemen geliyorum abi. Karbon ve Black Optic pakette ne geliyor? 23 inç hatlar da geliyor. Doğru. Seramik frenler geliyor. Doğru. 23 inç jant dedik. Lastikler kaç abi? Hemen araya giriyorum. Çok özür dileyerek. Normalde 22 jantlı oluyor ya. 23'e çıktığın zaman bir de aynı zamanda seramik frenler de büyüyor. Yani 16.5 inçlik normal frenler varken 17.5'luk seramik frenlere geçiyoruz. O zaman hemen toplayayım, milimetre olarak da verelim abi bunları. Lastik boyutlarını söylersek 295, 35, 23 inç. Önde 440 mm, arkada 370 mm. Seramik olduğu için 440 mm, standartlarda 420 mm oluyor. 420. Frenler de bu arada 10 pistonlu frenler var. Çok ciddi abi. Acayip bir duruma kabiliyetine sahip bu araba. Bir de yine kaliperlerden bahsedelim abi. Şimdi dinamik paketi aldığınız zaman bu arabada mavi veya kırmızı fren seçebiliyorsunuz. Doğru. Ve bu arabanın son sürati ne kadar abi? Normalde 250 km/saat limitli geliyor ama dinamik pakette 306 km/saate çıkıyor. Kırmızı veya mavi kaliperle görürseniz abi bu arabaları, bunlar 305. 300 km'ye 305'e kadar çıkıyor. Gelelim. En güzel detay. Çıtasız kapı. En güzel detay. Aynen öyle. Çok güzel bir detay. Vakum var. Bir dakika abi. Vakum var. Gerekli bence. Bu kadar parayı veriyorsunuz yani. Abi buradan hemen arkasına bir bakalım. Örsün. Hadi bakalım genç, atla. Ne durumdasın? Vallahi gayet rahatım. Değil mi? Gayet rahatım. Yani şöyle bir şey, tabii SUV. Yani biraz daha tabii sportif tip top bir SUV. Ama sürüş konforu olarak rahat. 4 kişi rahat rahat çok uzun yolculuklar yapabilir. Baş mesafen yani, bu gereksiz bilgileri de ver abi. Yeterli. Tamam. Yeterli. Bir karışlık baş mesafesi var. Abi çok ciddi soğuk ya. Mehmet, kimse takip etmiyor mu bizi ya yoksa? Beyler bu kadar soğukta bu kadar emek veriyoruz. Yani şu anda videoyu izliyorsanız lütfen videoyu aşağı kaydırıp abone olun abi lütfen. Yani rica ediyorum size. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu kadar izliyorsunuz videoları. İzlemeler gittikçe artıyor bu arada. Evet evet. İzlemeler evet. Muhteşem artıyor. İzliyorsanız abi lütfen aşağı kaydırıp şu videoya bir abone olun. Bunu sizden istiyorum. Hemen bagaja devam daha edelim. Daha güzel arabalar gelecek sizin desteğinizle. Aynen öyle. Bagaj, arkaya girelim abi. Arkada... Mehmet, bu difüzör fake mi? Abi, evet. Aynen öyle. Çok güzel yakaladın abi. Yine fake difüzörler ve fake egzoz çıkışları var. Evet abi, o oval egzoz çıkışları çok şık gözüküyor ama çok çirkin şu egzozlar yani. Şurada 4 tane egzoz var. Ben beğeniyorum ya. Bu yani RSQ8'deki... Ya var. Tamam, oval... Ya... Oval olayı hoşuma gidiyor ama abi o içeride iki tane böyle şey gibi, parmak gibi çıkıyor. O ama kötü. O mecbur. Neden mecbur? Çünkü dinamik seçildiği zaman, dinamik sürüş seçildiği zaman egzoz sesi değişiyor ve egzozların içinde bir clamp var, bir valve var. O valve'in açılması için çift çıkış olması gerekiyor. Hayır, ben tiplerine öyle. Çok ufak yani. Onlar... Ha, ben teknik. Ben teknik taraftayım. Yani bir daha bir şu fake difüzörler ya, bunlar abi, bunları dokunuyorsun, bu trifofobi tetikler abi. Trifofobi felaket bir şey. Onun dışında gelelim abi tekrar burada. Bakın arabayı bu arada Q8'e göre daha geniş göstermek için şu çizgileri koymuşlar. Bakın burada görüyorsunuz. Bu fake difüzörleri koymuşlar. Araba daha yayvan, daha geniş dursun diye. Ama bunun için başka bir detay yapabilirdiniz. Fake difüzör niye koydunuz? Audi. Hemen bagaja bakalım abi. Oo, geniş bir bagaj. Aynen. Ve... 605 litre bir bagaj hacmimiz var. Arabayı yükleme yapacağınız zaman indirip kaldırabiliyorsunuz. Bu arada havalı süspansiyon var. Evet, adaptif süspansiyon var. Gene teknik tarafı ben anlatayım. Aslında arabanın yüksekliği 90 mm kadar değişebiliyor. Normal yüksekliği off-road sürüşünde 50 mm yukarı alınabiliyor. 160 km'nin üzerindeki sürüşlerde de 40 mm'ye kadar aşağı alabiliyor. Ya çok agresif duruyor bu arada yani. Evet, çok agresif. Çok indirdiğiniz zaman yani full araba stoptayken, yani araba duruyorken aşağı alırsanız araba bayağı alçalıyor. Bu da çok inanılmaz agresif gözüküyor. Veya çok ciddi yükselebiliyor. Bu da bayağı bir off-road arabası gibi gösteriyor evet. Arabayı. Aslında off-road'da da performansı gayet iyi. Hiç kötü değil. Yani Audi çok ilginç bir araba sunmuş. Çok ilginç bir paket veriyor size. Bir kesinlikle. Spor otomobili arazide de kullanabileceğiniz, işte ailenizle gezebileceğiniz. Biraz bagaj hacmi küçük. Eğer bagaj, çok bagaja ihtiyacınız 605 varsa... 605 litre fena değil. Fena değil ama hani RS6'yı tercih edebilirsiniz ama... Böyle bir SUV çok yani iddialı. Dünyada da iddialı bir model. Kesinlikle. Abi çok soğuk. Bence arabanın içine devam edelim ve kullanmaya geçelim bir an önce. Evet, değişik şeyler olacak bence kullanınca. Hadi abi. Çok soğuk. Abi çok soğuk. Harbiden çok soğuk, soğuk yani. Ah, arkadaşlar merhaba. Evet. Vallahi ben soyundum ama arabanın içi sıcak yani. Aynen. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar RSQ merhaba. RSQ8'deyiz. Abi içeri binince bir kere abi çok güzel deri her yer. Hoşuma gitti. Koltuklar muhteşem. Biraz öne gitsen abi. Bunu zaten gösteririz. Bu baklava dizayn, RS logolu koltuklar muhteşem yani. Evet abi çalıştıralım. Bir cam verelim. Bir cam verelim.
Bir de böyle bir akustik bir karşılaması falan var. Bakıyorum abi her yer şu dikişten falan çok hoş gözüküyor. Sürekli sana bir uyarılar veriyor. Basınç düşüyor diyor lastikte. Yumuşak dokunuşlu materyaller kullanmışlar. Spor bir direksiyon var. Altı kesik çok hoşuma gidiyor abi. Bunun yuvarlı olan da var. O güzel değil. Spor direksiyon çok güzel. İki tane ekran koymuşlar. İki tane ekran var. Bu ekran üzerinden her şeye işte Audi'nin MMI sistemine ulaşabiliyorsun. Burada zaten hızlı bir ekran. Hızlı bir ekran. Aynen öyle. Aşağıda da klima kontrolleri var. Koltuk ısıtma, soğutma mevcut. Koltuk masaj mevcut abi. Koltuğa tıklıyorsun. Tıkla. Hah. Bak. Buradan geçiyorsun abi masaja. Nasıl bir masaj istersin? Aktivasyon masajını ben açtım abi. Çalışsın güzel güzel. Çok güzel. Ondan sonra şurada şu detay çok hoşuma gidiyor. Araca girdiğiniz zaman kar yani arabaya elinizi yaklaştırdığınız zaman arabanın ışıkları yanıyor. Çok güzel bir detay abi. Baksana şuna. Evet çok ilginç bir detay ama bak fark etmemiştim. Ondan sonra burada dediğim gibi klima. Yani aslında her şeyi buradan idare edebiliyorsun. Aynen büyük öyle. Klima için büyük bir ekran ayrılmış. Hadi bir eleştiri yapayım. Start stop düğmesinin kapanması nerede? Abi ta buraya el frenlerini oraya koymuşlar. Yani çok... Hayır. Değil yanlış cevap. Burada bu şeyin içinde start stop'un şurada kapama işte. Düğmesi şurada. Abi biraz onun yeri ha, bana bu ters auto-hold. Geldi. Ulan bu auto hold. Evet. Aynen öyle otomatik tutma. Hani yani, biraz da negatif eleştiri de lazım. Ha, negatif eleştiri yapacağım. Bu arada mesela şöyle bir eleştirim var. Hadi biraz yola bence geçelim. Evet gidelim. Ya, niye duruyoruz? Şöyle bir eleştirim var. Abi şeyler, pedal shiftler. Yani vites pedalları plastik ve benim Arteon'dan çok bir farkı yok abi. Arteon aynı yani. Bir enteresan olmuş yani. Direksiyona entegre direkt yani buradan seçmenize gerek yok. İki tane RS modu koymuşlar. RS 1 var. Ekran hemen değişiyor bu arada. Gayet retro. 1980'lerin Amerikan arabalarında kullandılar bunları. Chevrolet Blazer S10. Ondaki görüntü. Evet aynen. Onu Google'layın. Bakın şu an aklıma geldi. Chevrolet Blazer S10'dan alınmış bu. Onda da aynı gösterge vardı. Çok retro ama çok güzel gözüküyor. RS 2'yi aldığınız zaman stability falan da kapatıyor. Evet, bu arada. Zaten en zevkli yer orası. Fakat şimdi kar olduğu için yani daha doğrusu kar vardı ve yerler buzlu olduğu için şimdi ben RS gördüğünüz gibi evet. Yani hemen veriyor. O yüzden ben RS 1'e döneceğim. Burada hemen vermesinin aslında bir sebebi daha var. Arka tarafta olan spor diferansiyel. Elektro-hidro motorlarla kontrol edilen çok plakalı bir sistem var. Sistem normalde 60'a 40 olarak yani arkadan iter bir arabaymış gibi sanki çalışıyor. Gerektiğinde 70 ön tarafa %70'e kadar gücü aktarabiliyor. Aynen. Öne %70, arkaya da maksimum %85'e kadar güç verebiliyor. Spor kilitli diferansiyel yüzünden arabanın yanlaması da lazım. Ona hemen girelim abi. Normal şartlarda kilitli spor diferansiyel yüzünden yanlaması lazım. Bakalım ne olacak. Şimdi yükle. Evet. Evet. İşte bu. Oluyormuş. Oluyor. Çok keyifli. Çalışıyor, sistem oluyormuş. Çalışıyor. Bir de orada şöyle bir şey var. Sistem aynı zamanda bunu diferansiyel üzerinden yapıyor. Bir de ayrıca tekerleklerdeki ABS sensörlerini okuyarak gerekli olan tekerleğe tork göndermek için gerekirse gaz pedalını açıyor kapıyor, gerekirse de frenleme yaptırtıyor içteki tekerleğe. Head-up display var. Head-up display RS moddan çıktığınız zaman şöyle göstereyim. Mesela RS moddan çıktığınız zaman gayet sade, sadece hızlı gördüğüm, işte çok az bilgiyi aldığım bir head-up display'e dönüşüyor yani. RS moda geçtiğinizde ise buradaki aynı gördüğünüz bu devir saatini oraya da yansıtıyor. Hızınızı oraya yansıtıyor. Gayet de büyük bu arada. Bu arada aynı zamanda ekranda güç ve arabanın torkunu da görebiliyorsunuz. 800 Nm bir tork üretiyor makina ve bunu 2200 ile 4500 devir arasında sürekli olarak üretiyor. Bu arada yavaş yavaş Mehmet'in dişleri çıktı. Arabayı ısınıyoruz abi. Sen nasıl anlatıyorsun? Güzel. Burada hemen bir sağ kes, hemen sol kes. Evet, yürü yürü yürü. Hemen at içine. Evet, güzel. Hoppa, kamera gitti. Abi hemen Audi FreeSense devreye giriyor ya. Yani FreeSense devreye girdiği zaman kemerler seni sıkışıyor. İnanılmaz derecede sıktı şu anda beni. Araya gireyim bir dezavantaj. Yani o FreeSense bazen gereksiz yere panikte olabiliyor. Aynen öyle. Yani arabayı tam böyle hakkıyla kullanacaksanız tık sürekli devreye giriyor. Evet. At içine. Bravo. Yüz düz. Hemen arkası. Rallyci aynı zamanda. O zaman tabii gazlardık Evo'larla. Tepe sağdan burası Mehmet.
Yalnız şimdi bakıyorum şöyle bir şey var. Bir eleştirel noktaya daha geleceğim. Vites 8 ileri de şanzıman var bu arabada. Fakat mesela geçerken mesela bastım, geçti. Çok da hızlı değil, kötü değilmiş ya. Yok. Ya şöyle bir şey var. Ben onu kullanırken ben de denedim. İtaatkar bir şanzıman. İtaatkar ama milisaniyelik bir gecikme yok mu? Bak. Attım. Ama yok, o kadar da hakkını yemeyelim. Yani daha hızlı bir şanzıman olabilir miydi? Yok yani şu anki teknolojiye göre bence ben orayı çok abi eleştiremedim. Seramik frenler ısındığı zaman özellikle acayip fren performansını yükseltiyor. Biz tabii arabayı çok fazla sıkıştıramıyoruz. Sonuçta bir kapalı bir pist ortamında değiliz. Ama aynen, acayip güven veriyor. Özellikle lastikler de ısındıktan sonra muhteşem bir kombinasyon. Bu arada üzerinde hakikaten semisilik lastikler var arabanın. Yani şu şartlara hiç uygun değil. Ekrandan bahsedersek abi mesela ARES modunda gücü ve torku görebiliyoruz. Cruise control var, lane assist var yani evet, şerit takip asistanı var. Yani aslında arabayı gayet bir şekilde de kullanabilirsiniz. Acayip elektronik aslında sistemler var. Yani mesela kör nokta uyarı sistemi var. Bunun yanında aracın içindeyseniz ve arkadan bir araba geçiyorsa ve siz görmüyorsanız kapıyı açtığınız zaman size kapıyı açtırtmıyor. Aynı zamanda içeride de kırmızı ledler yanıp sönüyor. Niye kapıyı açamadığınızı söylüyor. Yani araç geliyor, dikkat et diye. Kırmızı led deyince ortam aydınlatma var. Birçok renk seçebiliyorsunuz. O da çok güzel bir özellik. Artık hemen hemen her arabada var zaten. Evet. Bu arada normal kullanımda da çok konforlu bir araba. Yani ben şu anda tetikte duruyorum çünkü araba çok kuvvetli, çok keyifli ve sürekli arabayı hızlı kullanmak istiyorsunuz. Ama yani bunu hani aylarca kullanırsanız, şey yaparsanız veya işte uzun bir süre kullandığınız zaman sürekli böyle kullanmaz yani. Yok, güzel bir paket sunuyor. Sana kesinlikle aslında her şeyi veriyor yani. Peki ARES 6 mı, ARES Q8 mi? Abi demin arabayı kullanırken şunu fark ettim. Özellikle hissedilen bu. Sürücüsüne verdiği his. ARES 6 ile de aynı makineye sahip, aynı aktarma organlarına sahip. Ama mesela ARES 6 ağırlığını hissettirtmeyen, virajlarda ağırlık transferini hissettirmeyen bir araba. Mesela RS Q8 bunu hissettiriyor abi. Bariz bir şekilde virajlarda ağır bir araba olduğunu size hissettiriyor direksiyonda da. 2,5 ton araba abi. 2,5 evet, ton araba. Bu arada ben sessiz gidiyorum abi çünkü. Yani şu an şeye bağladık zaten. Mehmet'in dişler çıktı. Ben not da vereceğim birazdan. Veriyordum zaten demin. Abi bu tepe soldan ama trafik var. Dur. Evet yani istediğin şeyi alamıyorsun. Vay hayvan. Bak gördün mü? Karşıdan geliyor. Tepe soldan yaparsan. Yok abi ben viteste şeye varım. Şeyi kesip eleştiriyorum abi. Mesela demin de. Ya vites küçük. Dın. Yani. Daha iyi olabilir. Daha iyi olabilir. Her zaman daha iyisi var. Mesela PDK'yı kullanmıyorlar. Yani PDK'yı çift kavramayı kullanmıyor. ZDF daha güvenli demek ki. Daha güvenli. O ama Porsche'ye kendi şanzımanı, kendi mühendisliğini orada ayırıyor özellikle. Audi'de biraz daha başka yerlerde zannedersen bütçeyi aktardıkları için şanzımanı ZDF'ten alıp koyuyorlar. Aynen. Bir de doğru. Porsche'de şöyle bir şey var. Aslında Volkswagen grubunda da ilk işte DSG çıktığında ilk, bunu hatırlarsan önceki videolarda bahsetmiştik. S3 videosuna gidip bakabilirsiniz. İlk Porsche'de aslında çıktı DSG. Lisansı Volkswagen grubuna verilmişti. Doğru. Biraz kendi içlerinde de ayrışım yapıyorlar. Doğru. Katılıyorum. Geri aldım. Bu arada yavaşladım. Neden yavaşladım? Çünkü bir hemen 0-100 yapalım abi. Evet, yapalım abi. Launch control gayet basit arkadaşlar. Arabaya giriyoruz. Bu arada ARES monitörü var. Buradayken hemen onu da söyleyeyim. ARES monitörde girdiğiniz zaman işte yağ sıcaklığı, soğutmanın sıcaklığı, spor diferansiyelin çalışma prensibi, işte yediğiniz G kuvveti. Lastik basınçları ve sıcaklıkları. Bu arada G kuvveti deyince malum biliyorsunuz Cem'le konuşuyordum. Cem Bölükbaşı F2'ye gidiyor. Muhteşem bir şey. F1'e de gidecek inşallah. İnşallah. Onun yediği G'lerden bahsediyorduk. Yani virajlarda 3,5G'ye kadar yiyor galiba. Yani frenajda 3,5G, 4G'ye kadar inanılmaz bir şey. Bu arabada ne kadar kastırırsanız kastırın 0.8-0.9G'yi geçemiyorsunuz. Bu arada Cem'in de iCryopack'te çok güzel bir işbirliği var. Ondan da bahsedeyim. Bu video yayınlandığında muhtemelen yayınlanmış olacak. iCryopack'te çok güzel bir NFT işbirliğine gittiler. Cem'in kaskları NFT olarak yayınlandı. O da çok enteresan ve güzel hediyeleri de var. Yani sanırım belli bir adetine sahip olduğunuz zaman Cem'in gerçek kaskı
size Cem gönderiyor. Oo, bu çok güzel. Bir şey. Aykırı Alpex'e de hem Türk motorsporları ve sporu desteklediği için hem de biz desteklediği için çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Linkleri aşağı bıraktık. Evet abi, launch control. Launch arabaya control. Geliyoruz. RS'e giriyoruz. RS2'yi seçiyoruz. RS2'yi seçmiyoruz hayır, direkt abi. Arabaya geliyoruz. Drive Select'ten dinamik. Evet. Dinamikte stabilization kapalı. Direkt abi. Fren, gaz. Launch control program activated. Çok iyi. Çok iyi. Sürücü arabanın 3.8 saniye. 0-200'de 13.7 saniye. Bu da Urus'ta, ilginç. Urus'ta 0-100 bundan yarım saniye daha düşük. Yani 50 beygir yarım saniye daha düşük. Yani nedense hep Urus'a gidiyor benim aklım bu arabaya gelince. Çünkü Urus'ta benzetiliyor. Urus'ta çok karşılıklı. Aynı yaklaşıyor. Alt taraf normal aslında aklın gitmesi. Abi keyifli. Egzoz sesi muhteşem. Evet, egzoz sesi gerçekten çatara pataraları yok ama keyifli. Yavaş, şimdi sol sert. Çatır çatır, böyle sallanıyor güzel güzel. Arkadan böyle balyozla vurmuşlar gibi gidiyor. Bu arada şeyi de kontrol edebiliyorsun. Mesela navigasyon full ekran oluyor. Bu çok güzel bir görüntü. Evet. Full navigasyon. Hatta 3 boyutluya da dönebiliyor bu. Onu istediğin gibi aslında kişiselleştirebilirsin. Yandaki ekranları, deviri, hızı büyütebilirsin, küçültebilirsin. Navigasyona zoom yapıp çıkabilirsin. Bak şimdi mesela normal görüntü gibi oldu. Aynen. Abi son bir tadını çıkartayım. Ondan sonra da... Oyuncu değişikliği talep ediyorum. Aa tamam gel. Örsancı. Buyurun. Oyuncu değişikliği talep ediyorum. Gel bakalım. Hadi. Evet, oyuncu değişikliği. Vay sen bayağı şeye almışsın ya. Bayağı abi, oturuş pozisyonu falan sen tamam. Ne yapıyoruz bundan sonra bir Evo ile mi, Grupen'le mi? GTR. GTR istiyorum. GTR mı diyorsun? Bir rally yapmayalım mı yani? Bir rally yapalım. Bir rally yapmayalım mı? Şimdi bak benim de dişlerim çıkabilir şu an yani. Abi. Herkesten çok özür diliyorum. Bu arada benzinimiz bitiyor abi. Ama çok güzel geliyor arkası fark ettiysen. Evet muhteşem geliyor arkası. Ya araba zaten hani 85'e kadar arkaya verdiği için gerektiği zaman bayağı keyifli. Demin zaten gördük onu yani. Evet, burada kapatıyoruz. Arkadaşlar, bir programın daha sonuna geldik. Muhteşem keyifli bir araba. Çok beğendim. RSQ8'i çok istiyordunuz. Getirdik. Diğer başka istediğiniz arabaları da aşağıya yazarsanız çok mutlu oluruz. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ve lütfen abi şu videoyu lütfen beğenin ve abone olun abi kanala. Bu desteğinizi sizden istiyorum. Biraz düştü abonelikler. Yükseltelim. 50 bin olmamız lazım. Aynen. 50 bin. Hızlı bir 50 bin, ondan sonra 100 bin. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.